2020 sizin için nasıl geçti? 2020 herkes gibi benim de kötü geçti. Bu pandemiden dolayı hepimiz evlere hapsolduk maalesef. 2020 benim için çok durağan geçti açıkçası. Yani üzerinde bulunduğumuz bu süreç dolayısıyla zaten evden pek dışarı çıkamadık. O nedenle çok dolu bir yıl olduğunu söyleyemem benim için. Kötü geçti. Umarım 2021 daha iyi olur. 2020 sizin için nasıl geçti? Zor. Sancılı, sıkıntılı, herkes gibi tedirgin bir yıl geçirdik. Vallahi çok kötü. Ya hastalıktan dolayı yani her şeyi etkiledi. Özellikle işi. Çok berbat, sürüne sürüne. Neden? Virüs oldu, depremler oldu, çığ düştü. Her şey oldu yani. 2020 sizin için nasıl geçti? Şahsi olarak güzel geçti. Pandemi sürecinde vesaire kendimi geliştirmek istediğim konularda kendimi geliştirdim. Yapmak isteyip yapamadığım şeyler vardı. Mesela kitap yazmak gibi. Onlar üzerine çalıştığım için şahsen iyi geçti ama dünya için tabii berbat bir yıldı. Her zamanki gibi ablacığım. Hiç güzel geçmedi. 2020 yılı felaketler yılı oldu her yönden. Depremlerle, koronayla, çığ düşmeleriyle. Ekonomik zaten şartlar çok çok kötü geçti. Yani dilerim 2021 yılında bütün ülkemize, herkese hayırlı uğurlu olur. Ama 2020 yılından nefret ediyorum açıkçası. Yani hep sıkıntılarla yaşadık. Çok kötü geçti bu korona. Hem işlerimizi çok etkiledi, hem ölümler, pandemi, karantina çok sıkıcı bir yıldı. Esnaf bitik. Yani pandemiden dolayı kimsenin bir şey yaptırdığı yok. Dolayısıyla esnaf sıkıntı da iyi değil yani. Kötü. Yani sağlık açısından, herkes açısından kötü oldu yani. 2020 bizim için hiç iyi geçmedi. Dünya için hiç iyi geçmedi. Ama inşallah 2021 çok iyi geçecek. İnşallah iyi olur yani. 2020 yılı sizin için nasıl geçti? Nasıl geçti? Kısıtlı geçti. Peki sizin için 2020 nasıl geçti? Mutsuzum, çok kötü geçti. Neden? Yani zor. Ben bilmiyorum, alışılmadık bir durum hepimiz için, o yüzden. Fena değil. İyi de değil. Herkesin nasıl geçtiyse bizim için de öyle geçti yani. Ne iyi ne kötü. 2020 sizin için nasıl geçti? 2022. 219 nasıl geçti ki 2020 gün nasıl geçsin? Hepsi birbirinden nezaret. Başımızda adam yok ki. Yani devleti soyan, dolandıranlar yönetiyorlar. Bizim için nasıl geçebilir? Ben bir emekliyim, aldığım maaş 1680 lira. Ev kirası 1000 lira, 5 senedir zam yapmadım. Şimdi çıksam 1600 liraya kiracı bulurlar. Adamlar sesini çıkarmıyorlar işte ise. Elektrik, su, doğalgaz, kalorifere yetmiyor aldığım maaş. Nasıl geçebilir ki? 2020 benim için hiç güzel geçmedi. Çok güzel hayallerim vardı, hiç gerçekleşmedi. İnşallah 2021'de güzel şeyler olur. Ben sağlıkçıyım. Bizim için tabii zor geçiyor. Hala da 2021'de aynı şekilde geçeceğini düşünüyoruz. 2020 yılı sizin için nasıl geçti? Vallahi felaket. Neden? Korona, hastalık. Benim için çok aşırı derece kötü geçti. Çünkü korona yakaladım. Bütün yurdumuz, ekonomi biliyorsunuz. Yani ülkenin durumunu biliyorsunuz. Maddi yetersizlikler, her şey yani. Hepsi üst üste geldi yani. 2020'den ben hiçbir şey anlamadım. 2020'den bir an önce kurtulalım. İnşallah 2021'de rahat ederiz. Peki 2021'den neler bekliyorsunuz? Vallahi her şeyden önce sağlık bekliyorum. Ben ağır atlattım. Ve bir ailemizde herkes atlattı. Eşim de dahil olmak üzere. Hepimiz koronayı atlattık. Ve çok ağır bir şekilde atlattık. O yüzden biliyoruz yani sağlığın ne kadar büyük, kıymetli bir şey olduğunu, ne kadar büyük bir zenginlik olduğunu biliyoruz. Çok geçmiş olsun. Sizin için 2020 nasıl geçti? Vallahi en büyük avantajı eşimi tanıdım. Başka bir iyi şeyini göremedim yani, yok. İyi bir şeyini göremedim. Aynen. Peki 2021'den neler bekliyorsunuz? Vallahi huzur, sağlık, başka bir şey değil. Tam faciaydı diyebilirim ama. Yani hükümetimize, tabii ki reisimize, cumhurbaşkanımıza güvenimiz sonsuz. Bunun da üstesinden geleceğiz inşallah. Peki 2021'den neler bekliyorsunuz? 2021'de öncelikle sağlık. Yani bu süreçte anladık ki sağlık her şeyin başında. Bir de ekonomimiz daha güzel olabilir. Huzur bekliyoruz. Barış, kardeşlik bekliyoruz. Yeni yıldan ne bekliyorsunuz? Sağlık sadece. Başka hiçbir şey beklemiyorum. Sağlık olsun yeterli. Bir de pandeminin kalkması tabii ki. Şu hastalık bitsin artık. Sadece bu. Allah'tan umut kesilmez. İnşallah her şey güzel olur. 2021'den ne bekliyorsun peki? Pandeminin bir an önce bitmesini.
sağlık, huzur, mutluluk. Ya önce okulların açılmasını çok isterdik ama son yılımız kötü oldu bizim için o zaten. Mezun şimdi olacağız. Virüs bitsin. İş arayacağız. Yani güzel şeyler bekliyoruz inşallah. Ama umudumuz pek yok. 2021'den sağlık, hayallerimi gerçekleştirmek için fırsatlar ve sanırım maddi şeyler bekliyorum biraz da. Yılbaşı bileti aldınız mı? Yok, almadım. Almayı düşünüyor musunuz? Hayır, düşünmüyorum. Öyle bir alışkanlığım yok. Fazla beklentimiz yok. Sağlık, başka ne olacak? Sağlık bekliyorum. Başka hiçbir şey beklemiyorum. Herkese Allah sağlık versin. Vallahi bu koronavirüs dolayısından dolayı hiçbir şey beklentimiz yok. 2021'den neler bekliyorsunuz? 2021'den açıkçası ben çok bir şey beklemiyorum. Çünkü hani bir yıla dolduran insanlardır. Yani yılın kendisi bir şey getirmez bence. O yüzden herkesin çabasıyla doğru orantılı bir yıl olacağını düşünüyorum ben yine de. Öncelikle huzur, sağlık, koronasız günler diliyorum. 2021'den neler bekliyorsunuz? İnşallah şu korona belası defolur gider de, değil mi? Huzurlu bir şekilde yaşarız. Sağlık, huzur, mutluluk. Bir arada olmak, kucaklaşmak, sohbet etmek insanlarla. Her şeyin normal dönmesini bekliyorum. Bir an önce herkes aşılansın. Yine sağlık bekliyorum. Ya çok umutlu değilim ya. Hocam bu tarafı çekiyorum. Umutlu değilim ya. Bu 2020 pandemi dönemi devam edecek. Buna her ne kadar şey sağlık konuda bilgi verseler çünkü halkın gördüğüm kadarıyla herhalde tekrar şeyler açılacak. Kafeler, barlar açılırsa aynı sonuca katlanın, zor bir yıl geçecek. Eğer 2020'de Eylül'e kadar devam etseydi ülke bu hale gelmezdi. Sağlık sorunu hiç olmazdı. Turizm açıldıktan sonra tekrar patlama yaptı. Bu böyle devam edeceğine inanıyorum ama 2021'in sonuna doğru bir şeyler olacağına inanıyorum. 2020'den neler bekliyoruz? Ya pek bir şey beklemiyoruz. Yani 2020 fragman olarak düşünüyoruz sadece. Vallahi neler bekliyorum? İşlerin düzelmesini bekliyorum. Her şeyin güzel olmasını bekliyorum. Aslında ben Konyalıyım, buraya geldim. Buraya bir şeyler yaşamaya geldim, hiçbir şey görmedim. Kimse yok, her yer kapalı. İnşallah güzel şeyler olur. Her şeyi bekliyoruz 2001 yılında, her şeyi bekliyoruz yani. İnşallah daha iyi olur, daha umutlu olur. Bu koronavirüs de biter. İnsanlar derdini, işine, şu anda insanlar zaten hep işsiz. Hiçbir geçimi, derdimi yok. İnsanların, çoğu insanlar var tamam. Zengin insanlar var ama fakir insanlar daha çok. Evine ekmek götüremiyorlar, bir şey götüremiyorlar. Yine mesela maaşı olanlar yine çalışıyorlar, bir şeyler alıp evine götürebilirler ama götürmeyen insanlar da var. Ama bu halimize şükürler olsun. Yine iyiyiz yani, Allah'a şükürler olsun yani. Kimse açıkta kalmaz. Herkes birbirine yardım eder bu ülkede. Biz Türk milletiyiz, anladın mı? Birbirimize, Kürt'ü de, Çerkez'i de, Alevi'si de, hepsi de aynı kardeşiz, hepimiz aynıyız, anladın mı? Hiçbir şeyimiz yok, farkımız yok, anladın mı? Hepimiz aynıyız.